ediyoruz efendim. Teşekkür ederim gençler. Teşekkür ederim. Gençler emin olun. Teşekkür ederim. İnanın motorları maviliklere birlikte süreceğiz. Kaptanı da siz olacaksınız. Neden kaptanı gençler olacak? Önümüzde seçimler olacak, sandık konulacak, 6 milyon 300 bin genç ilk kez gelecek, sandıkta oyunu kullanacak. Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek. Türkiye'nin güzelliğini gençler getirecek. Türkiye'ye barışı, huzuru, gelişmeyi gençler getirecek. Umudumuz gençler, güvencemiz gençlerdir. Her zaman, her ortamda ve her yerde gençler başımızın tacıdır. Teşekkür ederim. İzin verirseniz bir iki şey söyleyeyim bari. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Malum biliyorsunuz. Türkiye'nin pek çok sorunu var. Pek çok sorunu var. İşçinin sorunu var, emeklinin sorunu var, esnafın sorunu var, hal esnafının sorunu var, apartman görevlisinin sorunu var, taşeron işçisinin sorunu var. Hemen hemen Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Ama bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Yani bizimdir. Yani bu ülkenin geleceğini hepimizi mutlu olacak şekilde şekillendirecek olan parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bundan emin olmanızı istiyorum. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü, inancından ötürü ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve sorununu çözeceğiz. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli. Bu ülkede herkes evine akşam huzur içinde dönebilmeli. Bunu yapacağız. Herkesin işi, herkesin aşı olmalı. Belediye başkanlarımız yerel seçimlerde demiştik ki Mart'ın sonu bahar olacak demiştik. Ve Mart'ın sonunu bahar yaptık. Şimdi ikinci büyük bir adımımız var. İkinci büyük bir adımımız. İkinci büyük adımı da yerel yönetimlerin gösterdikleri performansla ikinci büyük adımımızı atacağız. Dostlarımızla beraber atacağız. Ve dolayısıyla bu güzel ülkeye cumhuriyeti getireceğiz. Bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu güzel ülkeye özgürlüğü getireceğiz. Bu güzel ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Bu güzel ülkeye kadın erkek arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini getireceğiz. Bu güzel ülkede kadına şiddete son verdireceğiz. Bu güzel ülkede herkesin özgürce yaşamasını sağlayacağız. Birinci adımı belediyelerimiz atıyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, var olun. Yerel yönetimler önemli adımlar atıyorlar. Bütün yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyorlar. Her bir belediye başkanımız gerçekten de tarih yazıyor. Bizi suçladılar. Dediler ki efendim sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin. Gelirse yardımlar kesilir. Gelirse mağdur olursunuz.
gelirse hizmet yapmazlar, hizmet üretemezler diye. Ve şu anda şu gerçeği görüyoruz. Türkiye'nin bütün coğrafyasında görev alan belediye başkanlarımız bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Kentlerde yaşamak güzel bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kentlerde yaşamanın da kendine göre güzelliği ve zorlukları var. Kentte yaşayan insan kentle barışık bir ortamda yaşamak ister. Kentin kültüründen, kentin sosyal yaşamından yararlanmak ister. Yeşillikleri görmek ister. Doğayla barışık olan bir kent görmek ister. Mahalle kültürünün kaybolmamasını ister. Aynı mahallede yaşayan insanların çocukluğu, orta yaşı, yaşlılığı ve yaşlılığı geçen mahallelerde anıları vardır insanların. O anılarını yaşatmak ister. Dolayısıyla kentsel dönüşüm yapılırken bütün bu güzelliklerin mutlaka korunmasını ister. Ve dolayısıyla belediye başkanlarımız kentsel dönüşümü yaparken bu ilkelere dikkat ediyorlar. Kentin merkezinde olan veya önemli yerinde olan ve rantı yüksek olan yerleri eğer kentsel dönüşüm yapıyorsanız o ranttan önce orada yaşayanların yararlanması lazım. O kentten önce o bölgede yaşayan insanların bir şekliyle onların hayatını memnun edecek şekilde dönüştürülmesi lazım. Bunu belediye başkanlarımız yapıyorlar. Burada da benzerini yapıyorlar. Güzellikler göreceksiniz. Sosyal donatı alanları göreceksiniz. Yeşil alanlar göreceksiniz. Kültür merkezleri göreceksiniz. Okullar göreceksiniz. Kreşler göreceksiniz. Yani kentte yaşamanın bütün olanaklarından arkadaşlarımız yararlanmış olacak. Kardeşlerimiz yararlanmış olacaklar. Sadece burada değil, pek çok yerde kentsel dönüşüm yapılıyor ama burada bir şey görmeyeceksiniz. Kentsel dönüşümden daire sahibi olacak kişilerin bulundukları bölgelerden başka bir yerlere sürüldüğünü görmeyeceksiniz. Oradaki ranttan o insanların yararlandıklarını göreceksiniz. Ve yine bu kentsel dönüşüm süreci içerisinde güveni sağlayan, güvenceyi sağlayan belediyeyi göreceksiniz. Vatandaşla müteahhit asla karşı karşıya gelmeyecek. Ana sorumlu, ana organ Büyükşehir Belediyesi olacak. Dolayısıyla insanlar rahatlıkla ve huzur içinde evleri yıkıldığı zaman da davul zurnayla evlerini yıkacaklar ama güzelliklerle yeni evlerine taşınmış olacaklar. Bu da bizim yaptığımız bir kentsel dönüşümdür. Bir anlayıştır. Ve bu kentsel dönüşüm içinde beton ormanları görmeyeceksiniz. Beton ormanları olmayacak. Betona bakmayacaksınız. Ağaçları göreceksiniz. Ağaçlardaki kuşları göreceksiniz. Yeşillikleri göreceksiniz. Çocuklarınızı, torunlarınızı parklarda gezdireceksiniz. Huzur içinde gezeceksiniz. Caddesinde, sokağında, meydanında, kültür merkezlerine gideceksiniz. Oralarda tiyatroları, oralarda konferansları, oralarda söyleşileri, oralarda bütün güzellikleri, kendi kültürünüzü geliştirmek için de bütün bunları göreceksiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz insan için çalışırız. İnsan odaklı çalışırız. İnsanları kimliklerinden ötürü, yaşam tarzlarından ötürü, inançlarından ötürü ayrıştırmayız. Bütün insanları kucaklarız. İster doğuda, ister batıda, ister güneyde, ister kuzeyde, ister Orta Anadolu'da. Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsa bütün insanların bizim başımızın üstünde yeri var. Biz insanlığa hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. İnsanlara hizmet etmekten de onur ve gurur duyuyoruz. Dolayısıyla hizmet sizin için. Bu hizmeti sizin ayağınıza getiren, yaşanabilir kentler oluşturan, beton ormanlarından uzak insanların rahat gezip gördüğü kentleri bize kazandıran belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bir şey daha var. Kentler engelliler içinde yaşanabilir olmalıdır. Engelli evine mahkum edilmemelidir. O da kentin bütün güzelliklerinden yararlanmalıdır. Belediye başkanlarımız bu konuya da dikkat ediyorlar. Kim olursa olsun beraber yaşamalıyız. Ayrıca kentlerde sadece biz yokuz.
bizim dışımızdaki canlılar da var. Onların da bu kentte rahatlıkla gezme, onların da bu kentte bizlerle beraber yaşamaya hakları var. Dolayısıyla bizim dışımızdaki canlılara da hepimiz saygı göstermeliyiz. Belediye başkanlarımızın çalışma felsefeleri bu. Bu felsefeyi bugünlük sadece buralarda yapıyoruz. Bütün belediye başkanlarımızla, başkanlıklarımızla birlikte yapıyoruz. Ama 2023'te seçim olacak diyorlar. Daha erken olacak diyorlar. Ne zaman olursa olsun önümüze sandık geldiğinde bütün bu hizmetleri Türkiye genelinde her vatandaşı götürmek için sizlerden destek isteyeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Güzellikleri getireceğiz. Huzuru getireceğiz. Bereketi getireceğiz. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Her evde bereket, her evde huzur olacak. Her evde bereket, her evde huzur olacak. Bir ekonomi paketi açıkladılar malum. İşsizliği çözeceğiz diye tek cümle bile yok. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Ceplerimiz bir yere gittiğimiz zaman işsiz vatandaşların talepleriyle doluyor. Üniversiteyi bitirmiş, elektrik elektronik mühendisi olmuş kişi halde beni yakaladı. İşsizim diyor. Burada çalışıyorum diyor. Hak ediyor mu bunu? Hak etmiyor. Peki onun yaptığı, onun zor durumda olduğu bu tablo onun kusuru mu? Hayır, onun kusuru değil. O çalıştı. Bin bir fedakarlıkla ailesi onu okuttu. Peki niçin işsiz? İş imkanı neden yok? Birileri 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alırken neden bir kişi işsiz? O işsiz olması sadece onun sorunu değil. Sadece onu üzmüyor. Onun ailesini de üzüyor. Çevresini de üzüyor. Bütün bu tabloları biliyoruz. Bize güveneceksiniz. Güvenin bize. Gerçekten de güvenin bize. Biz değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet, sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Hiçbir kadın pazar artıklarından evine bir yiyecek bulabilir miyim diye çalışmayacak ve götürmeyecek. Herkes evinde huzur içinde yaşayacak. Herkesin asgari bir gelir güvencesi olacak. Niçin? Biz sosyal demokratız. Biz demokratız. Biz ülkemiz için, vatandaşımız için çalışıyoruz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Belediye başkanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Onlar sizler için çalışıyorlar. Günün 24 saati size hizmet ediyorlar. Size hizmet etmekten de onur ve gurur duyuyorlar. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, sizleri bırakmıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sahnede bizlerle kalınız lütfen. Şimdi butona basma merasimimiz için Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı, değerli Genel Başkan Yardımcılarımızı ve tüm protokolümüzü sahneye davet ediyoruz efendim. Bu güzel temel atma törenini hep birlikte gerçekleştirelim. Evet, Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi 2., 3. ve 4. etap bugün yola çıkıyor efendim. Çok değerli, çok güzel, çok kıymetli bir proje. Karşıyaka'nın çehresini değiştirecek, İzmir'e yepyeni bir soluk kazandıracak bir proje. 18 hektarlık yenileme alanında gerçekleştirilecek bu büyük proje, bölgenin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Örnek Köy bundan böyle yıpranmış, sağlıksız, kaçak yapılar yerine güvenli, konforlu ve modern yapılara kavuşuyor. Uzun soluklu bu projenin sonunda Karşıyaka Örnek Köy'e çok değerli sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, birbirinden güvenli ve güzel konutlar ve ticari alanlar kazandırılacak. Bu güzel proje, Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi 2., 3. ve 4. etap İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun, mutlu olsun, kutlu olsun. Butonlara şimdi basılacak, hazırlanıyor efendim. Çıkıyor Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi 2., 3. ve 4. etap temel atma töreni şimdi gerçekleşiyor efendim. İzmir'imiz için kutlu mutlu olsun, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu güzel değerli anları hep birlikte paylaştığınız için. Çok kıymetli bir an, çok güzel bir an. Karşıyaka'nın çevresi değişecek. İzmir'in
canlandıracak. Örnek köksel dönüşüm projesi.